Oh shit. Here we go again. Aa, elektrikler gitti. Soğumadan eyvah kahretsin. Brat. Başına buyruk diyorum, inanmıyorlar ya. Olmayacak bu. Olmayacak abi. Beceremedim. Allah Allah Allah. Çap çap ustanın mutfağı. İnanılmaz geliyor bu sefer. Evet canlar, hazır mısınız? Küçük asker bunun kafamdakinin manasında şekil gazeline. Şeye uygun hani pastanın milletine. Roma pastası yapmıyoruz arkadaşlar. Norveç pastası yapıyoruz. Vikinglilerden kalma. Vikingler bunu kanla yaparmış. Ama biz kanla yapmayacağız. Yeni usulüyle yapacağız. Norveçliler niye mutlu biliyor musunuz? İsviçre'li bilim adamları araştırmışlar. Ve araştırırken bir tatlı yiyelim demişler. Sıkıldık, yorulduk, bulamadık demişler. Bir tatlıcıya oturmuşlar. Bu tatlı yedikten sonra demişler ki bu adamların mutlu olmasına ne olsun. Norveç'in mutlu olma sebebi geliyor. Norveç tatlısı çap çap usulüyle. Çap çapın mutfağı gelsin. Çıkar hadi. Ay çok kötü bir ses. Düşünsene adam buraya kılıç yiyor. Ne yapıyorsunuz? Viking'im de var ki, Viking. Nerede var? Viking, Viking. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi Ceyda'cığım. Saçım tipim falan bozuldu mu? Nasıl? Hayır hayır, çok güzelsin. Sana sormadım, canlara yakıyorsun. Sordum. Yakıyorsun. Ne? Ateş ediyorsun, alev yapıyorsun. Norveçli kızların güzel diyorlarmış. Yalan. Türk kızları daha güzel. Onun kanıtısın adeta. Bana zoom. Bana zoom mu? Bir tane tencere istiyorum, tamam mı? Al. Peki tamam, hiçbir şey istemeyeceğim senden. Tamam, boş boş takıl burada. Çok özür dilerim çap çapım. Sonra bazısı gelip diyor ki her şeyi Ceyda'ya söyledin. Ulan bu kız bu videoda niye var o zaman? Çap çapım, söyle. Hadi uzatma. Tamam uzatma. Getir bana bir tane tencere. Ne tenceresi? Yani tenceresi istiyorum. 2 yumurta, 100 gram şeker. Tartımız nerede? Tartın pili bitmiş. Ha şey, hassas tart. Yok abi, tartılacağız önceden. Norveç keki kilo aldırmıyor. Bunu kanıtlamak istedim sizlere. Norveçliler bu yüzden zayıf. Hassas tartımız yok ki, taşınırken kayboldu. Oh shit. Here we go again. Eyvah. Bir dakika. O zaman Arda'nın mutfağının şeyi orada mı? Başladık mı yine ya? Yemin ederim 2020'ye dön. Aha burada. Beni kurtaran. Bir dakika, pirinç, su, yine başladı. Kakao, pirinç. Abi niye her şeyin 100 gramı farklı seviyede abi? Mantık dışı ya. 100 gramsa 100 gram bunu olur abi. Bunu tartışmayalım. Ne istediğini söyle ve hemen bulup getireyim şunu. Aşkım, şekerin 100 gram olduğunu nasıl tartabilirim? Kafanda önce bir ölçüp tartabilirsin. 100 gram şeker ne kadar gidiyor? Tatlı da çok önemli bu. Evet, bu arada doğru. Kullanmadık ki taşındıktan beri. Yok. Yok. Aa, elektrikler gitti. Abi hayır. Şu an yandık. Yok, yanmadık, bir dakika. Vikinglerin elektriği yoktu ve bu işi yapabiliyorlardı. Biz de yapabiliriz. Buradan Aydın Valiliği, Kaymakamlığı, herhangi birine seslenmek gerçekten istiyorum. Gerçekten seslenmek istiyorum. Şöyle düşünün. Efendim, sizdeymiş galiba bu elektrik işleri. Kim ne olduğunu da bilmiyorum. Doğru yere seslenmeye çalışıyorum, oraya iletin. Ya bu köyün elektrik sisteminde bir tane kutu var. Bütün köylü aynı kutudan geçinmeye çalışıyoruz. Ve sürekli elektriğimiz gidiyor efendim. Biri el atıp şuraya 2023'ü getirebilirse... 2023'te miyiz, 2024'te miyiz? 24. Fark etmez, 2020'de olduk. 2020'de de elektrik gitmiyordu. Ya 19'u getirin, biz okeyiz burada ona. Geçen gitti 8 saat gene. Gene böyle video çektik. Çekemedik böyle. Buraya bunu tamir etmeye gelen adama da yazık ya. Zurmadan buraya geliyor. Ne Zurmadan. Yapacağız? O mavi şirinler yumurtası. Mavi tavuğun yumurtası. Şey o yani o... Ya hayır be. Mavi tavuk ben. Ya mavi yumurta diye bir şey var ya gerçekten. O mu bu? Aşkım evet ama ya. Ama bu çok proteinli, bunun olmasın. Elle çırpıcı şey var mı? Var, elle çırpabiliriz. Fırın ne olacak? Bir şey diyeyim mi? Benim ızgara aslında fırın ya. Beni duydular, geldi elektrikler arkadaşlar. Geldi. Abi mikrofonu nerede? Şimdi tekrar problemimize geri dönelim. 100 gram şekeri nasıl ayarlayacağımız? Evet hanımlar. Parmağım içinde kalıyordu. Ceyda abuk subuk hareketler yaparsan başına buyruk böyle olur. 100 gram şeker nasıl anlaşılır? Şöyle ya? Anlaşalım. 100 gram şeker kaç bardaktır? Dur abi, ben annemi arıyorum abi. Evet. Çünkü ben gram insanı değilim. Ben göz kararı insanım arkadaşlar. Ya hacı gözünün kararı, başına buyruk bir insansın, fırlatıp gideceksin. Deneme yanılmayı severim. Anne. Sen niye
gömlek giydin? Ameliyat yapacağım. Operasyon var. Anneciğim, 100 gram şeker koymam lazım. Nasıl ölçeceğim? Ne bileyim ben Fırat, sizin tartınız yok mu? Senin tartı mı vardı çocukken? Nasıl yapıyordunuz? Babam diyor ki... Babam niye söylüyor bunu? Eski küçük çay bardakları var ya diyor, bir bardak 100 gram gelir diyor. Nereden biliyormuş? Diyordur, o onun eli tartı gibi. Tamam hadi bay bay. Allah'ım yarabbim, dersime bağladım çocuğum. Annem bütün online kurslar alıyor. Şimdi İngilizce'de A1 bilmem ne olduydu ya. Altın bir üstüne çıkmış. Manasız bir şey. Ne yapıyorsun ya? Ya moralim bozuldu bir kere ya. Ben şurada bir iki tane yumurtamı kırayım da. Allah aşkına az önce gördüğüm görüntüyü sil. Ya senin pırıltı eksikliğin büyük seviyede ilerledi bu köyde. Sevgili hanımlar ve beyler, iki yumurta kırıyoruz. Geldi Nesrin'in nefes yemek tarifi. Vardır öyle bir kanal, ayıp olur ama. Nesrin Hanım sizden bahsetmiyor. Karımın haberi yoktu. Kötü bir şey değil ki, iyi bir şey olur bu. Nasıl yani? Nesrin Hanım'la beni mi karşılaştırıyorsun? Kim bilmiyoruz ama Nesrin Hanım demeyecek mi? Ben buna mı benziyorum? Bu meymenet size. Hayır, tabii ki de benzemiyordur eminim ki. Nesrin Hanım'ın elinden bal damlıyordur. Bal! Kimden aldın tarifi söyle. Deliziose ricette di Catrine. Hadi bakalım. Deliziose ricette di Catrine. Ha oldu oldu, kodladılar şimdi. Benim dediğim daha iyi anlaşılıyor bir kere. Perché l'italiano. Normal bir şekilde döküyoruz. Normal bir şekilde dökmek. Bunu mutlaka tanımlarınıza yazın. Normal bir şekilde döküyoruz. Karıcığım, katman katman dökmüyoruz. Ay beni anlıyorsunuz siz. Yumurtaları şöyle bir eziyorsunuz. Yok mu ses? Elektrik yok mu? Var. Karıcığım. Ya beni canım sıkmayın be. Herkese karıcığım mı diyorsun? Benim aklım fikrim sende. Ya yalan atma. Yalan atmıyorum aşkım, çok seviyorum. Ya herhalde aşkım ben ne olacak? 4 gün arkadaşların geldi, seni göremedim. Onlardan nefret ediyorum artık. İki gece kaldılar. Demek sana 4 gün gibi geldi. Seviyorum canım ama beni hiç görmüyorsun arkadaşların yanındayken. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim için olabilir mi acaba? Abi 50 gram nişasta diyor. Ben kendimi keseceğim. Ceyda bunlar hep böyle. Bakın eskiden hiçbir şey yokmuş. Kimmiş yani öyle 50 gram ölçmek falan? Bu 200 gram. This is. Tamam. Bunu 4'e böleceğiz. Ama işte bu olmaz olmuş. Bak ya şöyle göster nasıl bir şey olduğunu. Sonra bana diyorlar ki abi senin kıvamı tutturamadım. Tutturamazsın tabii Nebahat, ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ceyda aşağıya bir gidip baksana depoya. Tartı var mı? Vallahi bak çok kötü olacak. Ben o ara tarifimin özelliklerinden bahsedeyim. Hadi bir aynı hızla bakkala git gel bakalım, ben orada mıyım? Bak vallahi eksik bir şey varsa söyle beni, yüz sürekli bir yerlere gönderme. Süt. Tamam başka? Sen. Hadi git gel. Mesela işte misafiriniz geldi, yaptınız. Ya bu ne ya, bunu nereden öğrendin, nasıl yaptın ya? Ya biz Norveç'e yengemin halalarına gitmiştik. Orada komşuları biz geldik diye bir tatlı hazırlamış getirmiş. Yalana bak. Elin Norveçli, sen gittin diye sana tatlı yapmış getirmiş. Orada çok beğendim, onu biraz değiştirdim. Onlar limon falan koymuşlar, ben koymadım. Çok tatlı oldu diye satarsınız. Öyle bir tatlı bu. Gerçekten görsel olarak inanılmaz. Kapakta gördünüz zaten. İnşallah yapabildim ve gördünüz. Tadı mükemmel bir şey. Hiç yemedim ama anlaşılıyor abi. Yapandan anlaşılıyor. O yumuşaklığı, o crunch yapısı. Norveçlilerden beklemeyeceğin performans. Gerçekten Vikingler bunu kanla yaparmış. Norveç tarihini çok severim, Vikingleri. Hayvanın her yerini yiyorlar kanına kadar. Hasta olun manyak. O medeniyetten bugüne gelmişler. Nasıl olmuş bu? Hayret ya. Şeker, un, toz şeker şeyini buldum. Babam bakanın doğruyu mu söylüyormuş Abdullah Bey? Tam 100 gram. Tanrım! Abdullah Bey! Şimdi Escobar diyoruz. Bak. Başka şeyleri de tartıyor bu adam. Zamanında biliyorsunuz Kolombiyalı. Biliyor yani ayarını, anladın mı? Sözde ticareti var bu işin. Baba korktuğumuz başımıza geliyor galiba. Gelsin babamın Kolombiyalı fotoğrafı. Yalan değil yani, adam gözünün ölçüsüyle toz, şeker, beyaz. Abi gerçekten nasıl olmuş? Çocuklar anlamadığına gerek yok. Vallahi bu adamda bir şeyler var ha. Küçükken hatırlıyorum değişik görüntüler. Ya sık insana gelecek sanacak. Sansınlar, korkun lan babamdan. Biz bunu mu yapıyoruz? Evet. Bu görüntüyü sağla. Bak sana ne istersen. Bu görüntüyü sağlarsak kanalda bunu gerçekten jübiledir. Fazla oldu, bunu nasıl düşürebilirim? Geri dökerek. Bazen hayat sanki tesadüfler üzerine senin için kurulmuş gibi görünüyor. Keyfimiz için öyle. Arkadaşlar 50 gram nişastamızı mısır nişastası olarak tercihimde bulundum. Dök. Döküyoruz. Attın. Dökmedin, attın. 500 milim süt ayarlayayım ben ortalık birbirine girmeden. Geçen biri yazmış. O badire, o kovalamacı vardı eskiden. Kardeş biz de yani yetenekli adamız. Öğreniyoruz. Sen istiyor kaos, bana yeni görevler lazım. 500 milim sütü nasıl ayarlayacağız? Ne yapıyorsun Ceyda? İkiye bölüyorum 1 litreyi. Bak bunda var ya, bunlar bilerek yapıyorlar. Kendilerini güzel yaptığını göstermek için bir şey eksik söylüyorlar. Gerçekten çok yeteneklisin Nebahat yazalım diyor yorumlara. Yaptım olmadı falan diyelim diye. Bak kadının eli lezzetli, bak o yapınca oluyor falan diyelim diye. Ne biliyorlar aşkım, yedik mi kadını? Gördük sadece. Ne yapıyorsun aşkım? 1 litreyi böldüm. Şimdi arkadaşlar, bir miktarını
yalaktan akar gibi oluk akaktı o Kırdığın yumurtanın şeyi bu mu ya gerçekten? Hak ettiğimiz... Bu arada yumurtalar çok küçüktü. Kıvamımız oturmayabilir. Bir yumurta daha mı kırsaydık? Yarım. Yarım yumurta kırmayı denesene ya. Ben çok merak ettim nasıl yapacağım. Ya kırıp yarıya böleceğiz. En sevdiğiniz tatlı ne? Söyleyin de onu da yapıp hayallerinizi yıkmayalım. Bir tane videoyu yemeklerini ben yapayım mı size? Kendi tarifim. Ben kendim yani ölçüp reçeteyi ben yazacağım. Bakın öyle bir tost. Tost olmaz aşkım. Adam gibi tarif yap. Ne o? Yemek mi o tost? Sen onu Reels'ında yap. Tostu yerken kafanızı duvara vuracaksınız. Ya hayır böyle bir video gelmeyecek ya. Gelecek. 4 senedir bekliyoruz. Tost mu yiyeceğiz? Ceyli Gül'ün tostu sandviçi. Hazır mıyız? Orta ateşte. Hanımlar beyler orta ateşte koydum. İnşallah olacak. Olmazsa yemin ederim yorumlardayım kadın. Sonuç olarak gün sonunda ben size benim niyetim muhteşem bir tost yedirmek. Ve daha önce hiçbir yerde yemediniz abi. Bari en azından şeyi kullanabilir miyiz bu konuda? Neyi? Tost yapma ızgarası var ya düz ızgarası biliyor musun onu? Evet. Hani üzerinde böyle şey yapıyorsun ondan alayım sana. Sen onu da yap aynı tost ustası gibi olursun. Bir de üzerine basarsın böyle. Tamam. Tostçu Cerol. Ya tost benim hayatta yediğim en güzel. Ekinler geliyor ya, ekine yapsana. Teknolojik yaklaşım buna bulursun gelmişken. Ben ona var ya evdeki her şeyi tamir ettireceğim. Abi yıllardır bize teknoloji satmayı biliyor. Bir daha canlı canlı live görelim bakalım. Ekini valiye göndereceğim. Diyeceğim ki ekin meyhan edecek bizim elektrik işlerini. Ekin o zaman geldiğinde benden şaka mı bekleyecek çocuk? Yap bakalım birkaç şaka. Normalde yapabiliyor musun diye böyle mi ilerliyor işler? Evet. Birileri geliyor sana diyor ki Ceyda diyor şunun altına ne yazayım diyor. Post atacağım komik bir şey yazsana demiyor mu? Diyor yazıyorum. Ona da ben gelecek her şeyi tamir ettireceğim. Ekin geliyor. Ben bir sürü şeyim bozuldu. Onları ben bekliyorum. Pilleri bile değiştireceğim tartının. Teknoloji ustası abi adam. Değişik yapar belki. Ekin kollama. Soyadından. Çok şaka yapılabilir. Ama bakın yapmadım farkındaysanız. Çünkü nerede şaka yapılıp nerede yapılmayacağını çok iyi biliyorum. Tamam hadi iş yap biraz. Düşüyorum ki. Bak yavaş çeviriyor ya. İnsan gibi ya. Başına buyruk değil ya. Gerçekten Ceyda yavaş diyorum, şunu yapıyor. Ya şunu şöyle çeviremiyor musun aşkısı? Deneyeyim. Deneyeyim mi? Biliyor musunuz rejimdeyim ama. Çünkü biraz kilo aldım. Patlayacak yakında ya. Kapılardan geçemiyor. Yatağın sol tarafı çöktü. Bunun yattığı yer çöktü. Kendimi takla atarak buluyorum bu tarafa doğru. Öyle bir ağırlık ki yatak bile taşıyamıyor. Kas yapıyorum ya. Yaza lazım olur belki. Kardeş takımı 2. Kardeş takımı 2 geliyor. Ufadından birazcık duydum. Çok acayip senaryo. Yine de... Bir iş çekilmeden ben geliyor demezdim ama dedik. Tamam yoruldun sen ver bana kıyamam. Spor vlog çekelim mi? Benim bütün günümü çekelim spor yaptığım günümü. Ne kadar değersiz konu. Anladın mı şimdi video fikirlerini neden ben vermiyorum? Sevgili anneler, hani çocuğunuzu spora götürüyorsunuz ya düzenli. Bugün işte Kerim'in basketi var oraya gittik. Aynı benim hayatım da öyle. Tenisi oluyor işte tenise götürüyorum. Köşede velilerle beraber oturup bekliyorum. Ceyda tenisini bitiriyor gerçekten. Sonra alıyorum tenisten, işte getiriyorum, yemeğini yiyor falan. Çok komik görünüyor, Fırat köşede veli gibi oturuyor böyle. Araba kullanmayı öğrensen artık. Yani istemiyorum ama doğru haklısın, seni niye yorayım ki öğreneyim yok, o zaman. Yok ben götürürüm, sen mutlu oluyorsun. Öyle abi, sen mutlu olduğun zaman evde bir neşe, bir huzur. Bu benim hayattaki işlerim. Allah Allah. Sen mutlu olduğun zaman evde bir neşe, huzur. Evet. Bak kaçırdım bak, biraz karıştır bakayım. Ah sen var ya deli Rose. Deli mi Rose mi? Çekil, 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 çekil. Yanacaksın çabuk. Kaç. Oraya koyma. Böyle şeylerde de şey, yılların mutfakçısı gibi oraya koyma. Getirdiği şey peynir altlığı. Kerata mıydın? Getirdi. Eyvah! Hemen 100 gram tereyağı soğumadan. Eyvah kahretsin. Ben 100 gram tereyağı nasıl ölçeyim şimdi yani? Allah kahretsin, ben sıkıldım artık. Erimiş ki tereyağım istiyor. Erir içinde belki, erir içinde belki. Bir görebilir miyim 100 gramı görmek istiyorum sadece, tamam. Neyi gördün? Dağıtmadık kadın. 4 parça. Çabuk kaç grammış o? 512. 100 gram diyor. Tamam. 5'e böl. Şuradan da bir şey gitmiş olsa şu. Ne? Ne? 5'e bölecektin. Neyi? 512 demedin mi orada? Tamam, 5'e böldüm işte. Arkadaşlar göz kararı, göz kararı her şeyin çok güzelidir ya. İnanamayacaksınız tadının güzelliğine. Vanilya şekeri nedir ya? Vanilin. Ha öyle mi? O da 5 gram diyor. 5 gramı da ölçemem artık. At için. Başına buyruk ya. Tereyağım düştü. Ucu değdi. O yüzden sadece ucunu kesiyorum. Sen de her şeyi çekme be. Allah Allah. Bir gizlimiz saklımız kalsın. Olmuyor bazı şeyler. Attık 4 tanesini. Vanilya nerede? Vanilya. Tadını bu verecek. Her şeyin tadı bunda. Ay Ramazan geliyor. Sahur videosu çekeceğiz var ya. Ha, doğru. En sevdiğim videolarım. Ama sahurda bizi artık aşağıdan olacak. Davulcu olacağım bu Ramazan. Nerede? Burada. Nasıl yapacağım? Davulcular seçiliyor belediyeden. Sordular kimler yapar diye ben dedim.
Ya işte yani bu koca şeye, bu küçücük şeyi koyduk buraya. Manasız. O zaman bunu koymasaydık, bununla yapsaydık. Değil mi? Değil mi yani? O zaman bu da aynı şey zaten. Bu da metal, o da metal. Ne yapıyorsun aşkım? Pişince yancık o. Hayır, hayır aşkım. Aşırı iyi, aşırı iyi. Hayır aşkım, herhalde o kadar yağ bana koy, ben de güzel olurum. Bir motor, bir kap. Alayım geleyim. Al gel. Kovru da benim bu arada, aşağıda yapıyorum çünkü. Bunu dolaba koymayacak mıydık ya? Ben birinden daha bakayım. Bir dakika ya, ben maskarpone aldım. 2 saat gezdim maskarpone bulacağım diye. Öbürü niye kullanmadı abi? Abi, o koyduğu şey maskarponmuş ya lan. File badem var mı? Niye olsun Fırat, bizde file badem? Ne bileyim aşkım, olabilir. Bu kadında varsa bizde de vardır. Filimiz mi var bizim file badem verelim? Yok file badem falan ya. Ara bakayım Ayşem'e sorunda vardır. Ayşem de sürekli pasta yaptığı için her şey var bakın. Ben unuttum. Gittim almaya, bulamadım. Sonra Utku'ya uğradım. File badem var mı diye. Dur bende var dedi. Lümpen diyorum, inanmıyorsunuz. Hani var ya, Cem Yılmaz'ın önümüze buzlu badem mi soktuğumuzu zannediyorsunuz dediği bir espri. Evet, Utku işte o. Dolabı açtı. Bir kase su. İçinde buzlar var. Dolapta bekletiyor. Bademler de içinde duruyor. Al dedi. Ne yapacağım bunu dedim. Soy ye dedi. Ben de dedi dolapta hep buzlu badem bekler dedi. Yapıyor bunu yani, lümpen. Cem Yılmaz'ın yaptığı espri gerçek. Ne yapıyorsun Demişkom? Bu 100 gram lira. Nereye çıkıyorsun ya? Dur sakın çıkma, geliyorum. Nereye çıkıyorsun? Sende şey var mı, file badem? Var. Geliyorum. Peter'e giden Heidi gibi. Öyle sallamasın bana. Komşu, ne yapıyorsun? Komşunun köpeğinin ismi komşu. Öyle ben öyle koydum. Benimsin, ellere söyleyebilin. Size sevdiğiniz bir türküyü söyleyeyim mi yolda giderken? Ama sizin sevdiğiniz türküyü ben nasıl bilip söyleyeceğim? O da başka bir konu. Ay bakar mısınız hemen şuna? Kuzum. Ne haber? Koç. Şişt, koç kuzusu. Ne yiyorsun? Kardeşi. Kardeşliği. Benim yüzüm bir renksiz mi ya? Bak bir makyaj. Yani ben de bakımlı bir insanım arkadaşlar. Yani çok fazla güzelliğimi öne çıkartamıyorum ama çünkü yok. Yani çok fazla şey değilim de, süslü püslü değilimdir ama var bizim doğal ağzı yeteneklerimiz. Bakın bu gerçekten güzel bir makyaj ürünüsü. Şöyle yoldan yürüdüm müydü fırt diye Ayşem'deyim. Ayşem çok güzel pasta böyle... Pasta börek değil, yemek. Çok güzel yemekler yaptı. Şimdi Instagram'ına bakın, Ayşem Büyük Sökmen. Deniz Kemal annesi biliyorsunuz. Evinde genelde her türlü antin, kuntin, incik, cüncük malzeme olur. Bilmem paskarpon peyniri, vanilin özütü, blueberry içliği. Anladın mı? Her şey evinde genelde olur. Bizim marketimiz gibi bir şey kendisi. Geldik mi be? Bu yollar da yeni yapıldı. O yüzden yürümesi çok zevkli. Ayşem! Şimdi Ayşem'in benim 5 yaşından beri arkadaşım olması çok ilginç bir şey değil mi? İnsanların uzun dostluklara sahip olması hoşuma gider her zaman. Yani benim bütün arkadaşlarım 20 yıllık bu arada. En eskisi Ayşem ve eşi, ana sınıfından beri. O yüzden de kardeş gibiyiz hepimiz. Deniz Kemal benim oğlum sayılır. Oğlum yani. Bir noktada. Tipe koş. Tipe koş. File badem. İşte nesin sen? Şey mi? Kuru yemişçi mi? Kızım bu ne, maaşımına mı yatırdın? Hepsini bitirme. Tamam. Bunu ne kadarını kullanabilirim? Ne kadar lazımsa kullan, bitirirsen yenisini alırsın. İnsanlar ki senden kıymetli mi ya? Kıymetli değil ama. Kıymetli. Bitirirsen lazım. Bana pastacılıkla ilgili büyük bir sır vermek istersen beklerim. Ceyda'cığım rol çalıyorsunuz. Ayşem senin Instagram sayfanı şuraya söyleyip durdum yüzlerce kere. Seni takip eden canlar seni yalnız bırakmaz her defa. Hadi ver canım. Şöyle bir şey benim evimde hiçbir zaman olmadı. Ya çünkü neden olsun? Oh, hava da çok güzel. Birkaç gündür askılıyla oturuyorduk İzmir'de. İzmirli kardeşlerim bilirler. İzmirliler askılıya ne diyorlar bilmiyorum. İnce atletle. Hava aşırı güzeldi. Bugün bir tık kapadı. Arkadaşlarım geldi bana İstanbul'dan. Ha dedim ki onlar askılayla oturuyoruz. Diyorlar ki sen her şeyi çok abarttığın için. Mont getirmişler yanlarına saçma sapan bir şekilde. Hepsine tişörtler verdim. Niye anlatıyorum bunları? Günlük bazı sizin görmediğiniz benim hayatımda olan şeyleri anlatmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Sıkıldıysanız bir daha yine şey yapma, anlatırım. Ne yaptın? Tarifimi üzerinden bir geçiş yaptım. Tarifin üzerinden geçiş. Şey, ateşte atlar gibi mi üstünden mi atladın? Ne yaptın? Keki yere koymuş Fırat. Tartı? Yok ki. Oldukça fazla görev yaptım şu an bugün. Yarım saat izninizle dinleneceğim. Yani bu hoş olmadı peki. Niye olmadı? Ooo, hepsini içinde biriktirmen iyi oldu. Yok, olmayacak. Ya böyle elimizle yapalım biz bunu. Ya adam yapmış ama biraz ben bunu deneyebilirim. Evet, tamam oldu. Ya bir tatlık.
mavi yumurtayı haşlayınca gerçekten dış beyaz bölümü mavi. Burada yemiştim beni geçen sene. Yine Tokyo'da yemeye devam ediyorum. Aşağıda komşumuzun tavukları var, onun yumurtası. Biraz zorlandım. Ne deve kuşu yumurtası mı kırmayı planlamıştın kafanda? Küçük gibi biraz şimdi, zorlandım diyor. Sana şöyle şöyle şeyler mi getirseydin? Oh, hayır ama market yumurtaları artık şey ya, büyük ya. Bu da köye geldi 3 ay yaşıyor diye market gömüyor burada. Yani olduğu kadar. Şimdi unumuz 150 gram un. Eleğimizde. El kızı elek mi olur, duvarda melek mi olur? Denedim. Sadece denedim. Ne oldu benim un kutum vardı şöyle sinir bozucu buluyordun. Öyle olmaz aşkım. Kaşıkla alınır içinde. Allah. İşte zaten sinir bozucu. Bütün hepsi sinir bozucu. Şunları böyle pıt diye dökebileceğimiz bir şey olmalıydı. Bir tutam tuz ver bakayım. Sofralık tuz. Bir tutam mı? Koca kaşık koydu be içine. O kabartma tuzu. Aaa badafa. Ne yapıyorsun aşkım? Çimdik tuz istedim. Attın mı? Yeter mi? Tamam. Ah abartma tozu. Abartma tozu. Bizimkinin dibi olmadı ya. Bizimki zaten bir kere sapsarı, onunki bembeyaz. Burada yani büyük bir mantık. Nasıl istersen kullandın diye olabilir mi ya? Ne? Ekmek mi yapıyoruz? Hamsinin yanına mı koyacağız aşkım? Bak ne yaptı? Süt koydu abi. 100 gram oldu mu? Bitti, 100 gram kalmış zaten. Demek ki bunu doğru ayıramamışız. Oh my god, 450-450 ayırmışız. Ama helal olsun, tam 1 litre çıktı. Olması gereken şeyleri överken ben. Aşkım şey getirsene. Benim telefonla şöyle kaydetsene, getirsene diyeyim. Biraz tabii istiyorsan bence şey yapayım. Elimin şeyi geçsin istiyorsan biraz. Melekesi. Elin melekesi geçmesi ne demek biliyor musun? Biliyorum. Ne ha, demek? Elin terindeki o bakteriler geçiyor, tadını veriyor. Meleke ne demek? Meleke işte. Ya Allah aşkına oğlum, bir fikrin var mı? Meleke ne demek? Değil, yok. Ya meleke ne demek biliyor musun? El melekesi ne demek? Ya cevap ver. Vah anam, el melekesinin ne olduğunu size de söylemeyeceğim. Gidip Google'a yazacaksınız ve bütün yorumlarda el melekesinin anlamını görmek istiyorum. Ödeviniz bu çocuklar. Yarın öbür gün ÖSS'de, ÖSYM'de, LGS'de, LGGS'de. Oldu bu tamam. FGS'de, ZGS'de çıktığı zaman meleke nedir bana teşekkür edeceksiniz. Tamam oldu. Bırak şimdi, şunu artık yeter. Şu mu? Mesela evet. Düz başına buyruk diyorum, inanmıyorlar ya. Yağlı kağıdı düzgün bir şekilde yapıştırmanın şeyini göstereceğim. Birazcık su serpin şöyle arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle olmuyor. Şöyle yapacağız. Bak birazcık şuraya. 4 tane nokta koydum. Her yerde vermezler bunu, bu bilgiyi size. Ve her yerde vermezler çünkü. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Vallahi videoda öyleydi ya. Bu Serif'i de öğretti. Evet ben ver diyorum. Yani bir şey öğrendim. Hatırladım. Ya Refika sen var ya çok akıllısın ya. Ama şey programı gibi olsun mu? Şöyle oturacağım. Ben önce bir konukmuşum. Hiç de elimi hiçbir şey sürmüyormuşum geldiğimden beri sadece. Sen orada delilerce yemek yaparken bana aynı zamanda sorular sorup kendi çırpınırken programda. Şu ünlü kişi olarak ben böyle oturmak istiyorum. Ha otur bir tane. Heh. Hadi sor bana bir soru sor. Dur soracağım. Tuz nerede? Tuzu ne yaptın? Burada bana sorabileceğim Max soruyor. Yumurtayı beyazlatacağız. O köpüksü kıvamı alacağız. Ceyda'cığım evde yemek yapıyor musun? Yaparım tabii, işlerden vakit bulunca. En çok hangi yemeği yapmayı seviyorsun? Ben daha ziyade sebze türlerini yapıyorum. O zaman senden bir şey isteyeceğim. 200 gram şeker hazırlar mısın bana? Ne yapıyorsun ya? Bir şeyler uçuşuyor. Şimdi üzerine döküyorsun ya tam. Evet. Otomatik olarak fırlatıyor Ceyda'cığım. Sen dedin. O 100 gramdı Ceyda'cığım. 200 gram ya bir tanem. Bitti şeker. Tamam yeter arkadaşlar, yani 1,5 saattir bunu çeviriyoruz. Yani evet. Ya geldiği kıvam şu. Gel. Niye olmadı? Yani şu. Onlarınki bayağı sert. Sıyırdın mı? Geri koyuyorsun gibi bir görsel gözümde. Yani tamam. Yapışkan biraz. Şu şekilde şunu bir yayalım. Bir çatal verebilir misiniz Ceyda Hanım? Mutfak benim oldu bir anda, konuk olarak gelmişim. Yemin ederim yoğurdu kolay tarif yazıyor bir de ya. Bir de bu mu kolay ya? Bugüne kadar yaptığımız en uzunlardan biri yani, öyle diyeyim size. Arkada planda böyle bir saat devam ettik. Bu da olur. Peynir bıçağı. Aa, çok güzel abi. Bu ne ya? Bütün enerjimi yukarı çekiyor şu an bu harç. Bravo Fırat Bey, çok alternatif işler yapıyorsunuz. Olmayacak bu. Olmayacak abi. Olmayacak yani, kesinlikle olmayacak. Ya olmayacak olmayacak diye iş mi yapılır? Fırat! Olmadı işte, çok kötü olacak ya. Ay ne yeni gelinlerin tatlı telaşı gibi. Çok mutsuzmuş. Kim bilir ne çıkacak sonuç. Aşkım negatif basma bak güzel. Negatif basmama gerek yok, görüyorum zaten ve sen bundan niye mutlusun?
Arkadaşlar bakın. Ya saçma sapan bir ürün. Zaten şurasına her şeyine pislik birikiyor. Böyle spatula mı olur abi? Malum Norveç burası. Dalgalardan esinlendikleri için şu hareketi yapmamız gerekiyor. Hmm. Ama bizimki olmuyor tabii ki de. Çünkü sert değil. Keşke size tarihteki dalgaları gösterebilseydim. Olmuyor bizimkisi. Neyse onun fotoğrafı gelsin. Dalga bu. Şimdi arkadaşlar bu olmamış olan şeyimizi alıyoruz. 150 derece fırınımıza 35 dakika arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir sponsorumuz var. Entegrasyon Adam sizlere mükemmel bir internetle geldi. TürkNet. TürkNet 1000 megabit internet veriyor. Türkiye'nin en hızlısı. Speed Test diye bir şey var biliyorsunuz. Bağımsız bir hız test uygulaması platformu. Orada yapılanlarda birinci çıkıyor. Ama ne yazık ki dünyada 109.'muşuz abi. İnternet hızında, ortalama hızda biz. Dünyada kaç tane ülke var zaten? 110. Honolulu bizden daha mı hızlı internet kullanıyor? Ben anlamadım ki. Neyse, TürkNet'in özelliklerinden biri bine bin download ve upload vermesinden yana önemli olan şey şu. TürkNet'te taahhüt yok. Girdiniz, istediğiniz zaman ayrılabiliyorsunuz. Hem de çok kolay abi. Telefon açıyorsunuz, ayrılacağım. Ayrılmak istiyorsunuz, evet diyorsunuz. Basıyorsunuz, işleminiz alınmıştır. Bir hafta içinde geri dönüş yapılacak diyor. Geri dönüş yapılıyor. Birisi de aramıyor ha. Mail geliyor. Üyeliğiniz iptal olmuştur diye. Fakat fiyat garantisi hikayesi var. 2 ay sonra bilmem nereye çıkacak abi diye düşünüyorsanız. Eğer 12 ay peşin ödeme yaparsanız fiyatınız sabit kalıyor haliyle. Şunu diyebilirsiniz. 12 ay peşin ödedim nasıl ayrılacağım? Diyelim ki memnun kalmadınız bir şey oldu. 6. ayda ayrılmak istediniz. Kalan 6 ayın parasını geri ödeme olarak geri alıyorsunuz. Yani istediğiniz zaman istediğiniz şekilde ayrılabilirsiniz. O işler çok kolay. Başka bir şeyde üyeliğiniz varsa internet sağlayıcısında cayma bedeli diye bir şey var ya onun da 1000 TL'sini TürkNet sizin için karşılıyor. Daha ne yapsın bu adamlar? TürkNet'e çok fazla entegrasyonu yaptık. Ama bizim de internetimiz TürkNet ve çok memnunuz. 1000 megabit 10 kişilik internet demek. Yani 10 kişi aynı anda ne isterse yapsın. Belki 20 kişi 30 kişi 10 kişi sömürürse diye dedim. Evinizdeki hız ne bilmiyorum ama 100 lira atıyorum onun 10 katı. Üstelik öyle bir yüksek bir fiyatı 10 katı fiyatı da yok. Girip linkten inceleyebilirsiniz. İnşallah Türkiye 109'lardan şöyle 9'a çıksın. 9 biraz zor çıkar anladım. 109 ne abi? Bu adamlar ne yaşıyor ya? Ha bu arada 1000 dünya hızında bir internet. Yani hepimizde olsa biz de yükseliriz. Daha düşük internet kullananlardan kaynaklı olan bir şey. O zaman yeni bir proje başlatalım. Hepimize dünya hızında internet. TürkNet Ceyda Kasabalı işbirliği. Bak herkesin evine... Ne yapıyorum ama ben burada nasıl bir katkıyım onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Siz yapacaksınız ben haber vereceğim insanlara gibi bir şey. Teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz TürkNet'e. Çok sevgiler bu arada TürkNet'e. Canlar. Canlar var çünkü orada ondan dolayı. Bunu nasıl 250 grama düşüreceğim aşkım? 100 gramını ben yiyeyim. Aldım, koydum. Okey'den çıktı birazcık bir kere. Bu tatlının değiştir bence, göz kararı tatlısı. Zaten bu ablamız ne yaptıysa aynısını yaptık ama olmadı. Söylemiyorlar ablam onlar her şeyi. Sırf sen yorumları ama ben yaptım olmadı yaz diye. Vallahi billahi böyle küçük hesaplarla. Böyleyiz. Bu kanalı büyütemezsin diyeceğim 6 milyon olmuş kadın. Gerçekten doğru. Böyle böyle oluyorlar işte. Doğru bir yol işte biz de vermeyelim, yarım verelim aşağıda sorsunlar. Biz de öyle mi? En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Mesela canlar tarifini alıyor, bakıyor, eğleniyor, gülüyor. Cancık da tarifini alıyor, bakıyor, eğleniyor, gülüyor. Ama bir abone olayım yok. 3 haftadan fazladır şu kanalı izliyorsun. Aynen şöyle götürüp bir abone olacaksın. Asla olmaz. Neden? Ben abone olmayı sevmiyorum der. Sonra der ki hayatta benim karşılığım niye gelmiyor? Benim takdim yapma oradan. sen de bir şey yaptığında sana karşılığını vermezler. Bu böyledir. Etme bulma dünyası. Abone olun efendim. Canların yaptığı kek mükemmel bir şekilde dalgalanırken üzerinde gemi dayanmıyor efendim. Öyle böyle savurmuyor etrafa. Adeta bir lodos tatlısı. Cancıklarınkisi ise tatlı su kurnazı. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu arada yeni gelen izleyiciler vardır. Siz de can olacaksınız inşallah. Aramıza hoş geldiniz. Yeni takipçi. Zili bildirimi aç. Zildirimi aç. Kadınınki kar beyazı. Benimki bildiğin sarı. Hadi ayırız. Makas bulup geleyim. Gel onu da bıçakla keselim. Gel ucu kalın olsun falan fışkırsın sağa sola. Uyar yani çünkü biliyor musun zaten patladım. Allah kahretsin kaşıdım. Ya yemin ederim sabahtan beri ona öf buna küf. Malzemelerim kötü abi. Utku'nun malzemeleri ya ne güzel lümpeli. Ya doldurayım bir şey yapayım yaptırmıyorsun. Yap. Aklımı kaybedeceğim galiba o kadar güzel. Hayır olmayacak işte. Beceremedim. Şu arkadaş grubumda istemeyeceğim bir hareketlerim var. Senin arkadaşın değil. Evet. O yüzden zaten. Kocan olarak yapabilirim. Kabul ettik. Şu şey ne? Eline de hiç yakışmıyor. Her an dökecekmiş bir 5 yaşında çocuk gibi döküşü var ya şu. Kaşığın tam tutuyor mu belli değil. Yarım yamalak şu da öyle. O kadar yakışmıyor ki yani karıma. Yani başına bu dediğim şey bu bak. Bak şöyle tutup. Ya vallahi billahi ya. Karıcığım bilerek mi yapıyorsun sen? Kız şunu sağlam tutsana. Ben bunu tutayım, sen onu sağlam tut aşkım. Yeni kaşık. Hayır.
Tut çabuk şunu. Elektrik çabuk. Gitti. Sevgili yetkili, yeter ya. Artık kaç kere daha sesleneceğiz size? Benim pastam olmasın diye oluyor bunlar. Kaç dakikası vardı fırında? 20 dakikası daha var. Komşunun fırınına gidelim. Komşu fırını. Komşu fırına gidip rica edelim. Siz bir komşumuz değil misiniz? Keşke komşu fırına komşu olsaydım ve sürekli her sabah ona gidip şey deseydim. Komşu da pişer bize de düşer. Her zaman üçer poğaça falan dedim bedava. Ne yapıyorsunuz lan? Komşumuz şurada. Bunları yaşayamadık işte biz gençliğimizde. Komşu komşunun filmle mutlaştı. Ama kek olmadıktan sonra bunun inan ki zerre anlamı yok hayatta. Bunu ağzımıza mı? Sıkalım ne yapalım? Allah. Her yer, her yerde. Bakın ben etraf dağınıklığından hoşlanmıyorum. Her saniye toplu olsun istiyorum yemek yapmak. Şu an bana böyle cinnet geçirtiyor şu anda. O yüzden karışmamaya çalışıyorum. Karıştığım zaman bu sefer çok karışıyor oluyorum çünkü. Ayarım yok, dengem yok. Ayar yok, denge yok, elektrik yok, sap yok, hiçbir şey yok. Bakacağız. Yok, sigorta atmamış, gitmiş. Elektrik gitti, geç. Bir şeyler oluyor gibi değil mi? Sürekli böyle bir... Gidecek bu, gidecek. ...diye bir şey oluyor. Yine gidecek. Sevgili yetkili 15 dakika dayandır, olur mu? Civarda mum satışları inanılmaz yüksek. Mum firmaları hep buralara yatırım yapmış. Fabrika kurmuşlar ya. Bir şey var diyorlar, çok seviyorlar mumu diyorlar. Ya büyücü diyorlar ya elektrikleri yok diyorlar. Saatimiz tam öttü. Elektrikler yine gitti. 3 dakika fazladan pişirecektik. Bence 5 dakika daha pişirelim. Elektrik yok, neyini 5 dakikasını pişirelim? Yani içindeki ısıyla pişsin. Bu pastanın ismi elektrik pastası olsun. Dalga dalga pastası. Temassızlık pastası. Sigorta. Norveç'te olsaydık pasta bölümü olurdu pastası. Bugün de abartı gitti yani. Videoda açılışta söyledim diye oldu herhalde. Videoda zaten 3 kere gitti farkındaysanız. Genelde gidiyor, 8 saat gelmiyor en azından. En azından mesela. Arada hiç bizi umutlandırmıyor. Burada böyle... Ona göre takılıyoruz. Şey yapıyor bize, bir hevesimizi kursağımızda. Bak. Ne yapalım şimdi? Kaç dakikada çıkartalım? Siz ne dersiniz? Ona göre açalım. Açalım mı diyorsunuz? Bak zaten patlayacak pasta. Kabarmış mı kekim? Ay çok güzel kokuyor. Olmuş ha! Nereden anladın olduğunu? Kabarmış. Kabaracak tabii. Ya tamam onu yapırdı. Baksana göreceğim en güzel manzara. Aç aşkım aç. Açıyorum. Hala yumurta tadı gelecekmiş gibi hissettim. Aşkım ne yapıyorsun? Ya ne yapacağımı bilemedim. Çok canım sıkıldı. Neyse olmazsa benim yüzümden değil en azından. Elektrik yüzünden. Ha. O ne? Pizza yapacağız. Baksana göreceğin en güzel manzara. Kaç dakika oluyor? Dibine bakın. Pişmemiş ki hiç. 20 dakika bekliyorum. Çok pişmesi pişmemesinden daha iyi. Hayırlısı. Bence başlık şu 8 saat sürdü kek yaptık. Norveç'ten hiç işi gücü olmadığı için, hayatta hiç dertleri de olmadığı için 30 saat yaparlar tabii kek. Ay çok da güzel görünüyor. Şeyler yanmıyor. Onlar zaten onlarda da yanıktı. Çok güzel ama. Ay çıtır çıtır girdi vallahi. Wow. Yani bunun içi pişmemiş ya. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Şuradan ağzımı doğru devam edeceğim. Allah, 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 Allah! Ağzını bağlamayan Ceyda Kasabalı kardeşim. Yerlerin gerçek oldu abi. Sen basınca olan fırına da abi. Evet, hiç benim suçum değil. Bu ne? Ya ne gerek var ya? Zaten patladık ya. Dök şöyle. Ne yapıyorsun? Ziyan olmasın ne? Burasını ayıralım, burasını Ceyda yer. Arkadaşlar yine elektrik gitti. Thumbnail çekerken elektrik gitti. Kapak çekiyorduk fotoğraf. Neyse, Norveçler bakalım. Mutlu mu? Ya. Ama çok istekliyim. Çok mu güzel? Bir tuz atmış abi. Anlatamam. O sende niye bir çimlik dediğin? Kesinlikle mısır nişastası kullanılmamalı. Çok şekerli. Bence Ayşen bize bunu yapsın. Gerçeğini bir görelim. Sosu çok iyi. Benim tatlı anlayışım ne biliyor musunuz? Bu. Ama pişseymiş kek. Yo yo pişmiş, pişmemiş değil de. Acayip iyi olmuş pişen yer. Güzel. Şu haliyle güzelse bu gerçeği bulun. Akıl almaz bir şeydir gerçekten. Ayşen onu gerçekten yaptıralım. Yemeğe devam etmek istiyorum ama bir yandan zehirlenir miyim korkusu var. Yine de ellerine sağlık, emeğine sağlık. Yapılsa bunu düzenli olarak en çok tüketmeyi isteyeceğim tatlı bu olur. Keşke yapılsaydı. Yaparsanız bize fotoğraf atın. Sizinki nasıl oldu merak ediyorum. Evet, mısırın öyle yapmayın. Nişastası. Ellerine sağlık. Hadi sağ kutla bu zafer senin. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri öpüyoruz. Bir sonraki video. Görüşmek dileğiyle. Çok acayip. Şöyle kıramayı yalasam mı?